Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Pokemon Black Top Çözüm bölüm 22'ye hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Ikaru şehrinden Opelousas şehrine kadar gelmiştik. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Selam şampiyon. Ne var ne yok, saçların yine yakıyor. Emre merhaba, bu taraftan. Aha, yine bir kalabalık. Yine Team Plasma. Sanırım Getsiz yine harika bir konuşma yapıyor. Evet, bu doğru. Lorten, efsane ve ejder tipi Pokemon'la güçlerini birleştirdi ve yeni bir dünya yaratmak istiyorlar. Biz de yine o bölgesinin kahramanı dönüşünün habercileriyiz. Pokemon'lar ve insanlar birbirinden farklıdırlar. Pokemon'lar bilinmeyen potansiyellere sahiptirler. Ve biz öğrenecekleri çok şey olan insanlarla birlikte yaşıyorlar. Ve biz onların harika varlıklar olduklarını kabul etmeliyiz. Bu yüzden onları bizim baskımızdan kurtarmalıyız. Biz Team Plasma, sizi bize katılmaya davet ediyoruz. Biz Pokemon'larla insanların özgür olduğu, birlikte özgür olduğu bir dünya yaratmak istiyoruz. Bayanlar ve baylar, şimdi sizden rica ediyorum, lütfen Pokemon'ları özgür bırakın. Ve benim taleplerim bugün burada bitiyor. İlginiz için teşekkürler. Harika. Team Plasma yine nizami bir şekilde buradan ayrılıyor. Hoşça kal Getsiz. Yine görüşmek üzere. Bu doğru mu? Biz gerçekten Pokemon'lara acı mı çektiriyoruz? Belki de Team Plasma'nın söylediği gibi sadece Pokemon'ları özgür bırakmalıyız. Hayır, olmaz. Pokemon'larsız ben yalnız ve üzgün olurum. Şampiyon, sen ne düşünüyorsun? Harika bir konuşma değil miydi? Kalabalık dağıldı ve bize lazım olan ilk kişi burada kaldı. Drayden ve Iris. Bunlar bu şehirlerin salon liderleri. Gidelim Emre. Selam Iris. Selam Drayden. Ne var ne yok, ne yapıyorsunuz? Burada şimdiye kadar yaşadıklarımızın aslında ufak bir özeti geçiyor. Ben de o sırada size bu şehir hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şehrimiz gördüğünüz gibi biraz teknolojik, gelişmiş bir şehir gibi duruyor. Ama Pokemon Black serisinde böyle. Halbuki White serisinde bu şehir çok daha farklı. Daha eski, antik bir şehirmiş gibi duruyor. Ve Drayden'la Iris bu Pokemon Black White serisinde paylaşılmışlar. Drayden Pokemon Black serisinde salon lideri. Iris ise Pokemon White serisinde salon lideri. Ama kullandıkları Pokemonlar aynı. Sadece görünüşler farklı. Aynı şehir gibi. Şehirde tamamen aynı. Şehirde hiçbir fark bulamıyoruz. Sanırım şampiyonumuz Pokemon Ligi'ne geri dönüyor ve biraz endişeli gözüküyor. En azından bana öyle geldi. Oo, o gitti. O iyi mi? Biraz korkmuş görünüyor. Endişelenme Iris. O Unova'daki en güçlü eğitmen. Emre'ydi değil mi? Benim evime gel. Elder'ın istediği gibi. Sana bildiğim her şeyi anlatacağım. Efsane Pokemon'la ilgili. Iris evladım. Ona yolu göster. Eğer mevzu Opelousas şehri ise ben seni istediğin yere götürebilirim. Harika. Hadi beni götür. Nereye? Drayden'ın evine. Drayden orada bize çok güzel şeyler anlatacakmış. Bu taraftan dedi ve gitti. Adam Iris. Ev şurası. Beni bir an önce götürsene. Neden sürekli beni arkada bırakıyorsun? Sanırım o sırada şehri gezmeme tamamen izin veriyor. Belki Pokemon merkezine gitmek istersem diye. Ve Drayden'la Iris karşımıza geçmiş. Burada önemli bir konuşma yapmaya hazırlar. Bakalım neler söylüyorlar. Ben açıklayacağım. Elinde tuttuğun şey Lightstone. Reshiram bu Lightstone'dan uyanır. Ve Zekrom çoktan uyandı. Onlar bir zamanlar aynı Pokemon'lardı. Evet, onlar ikiz kahramanlara sahip, tek bir ikiz kahramanlara sahip olduğu tek bir ejder tipi Pokemon'du. Ve Unova'yı kurdular. O zamanlar Pokemon'lar ve insanlar çok mutlu şekilde yaşarlardı. Ama bir gün ikiz kahramanlar anlaşamadılar. Biri doğruluğu, biri ise idealleri savundu. Böylece tartışmaya başladılar. Ve tek Pokemon olan ejder tipi Pokemon o zaman ikiye bölündü. Yaşlı olan kardeş için biri, genç olan kardeş için biri. İdeallerin peşinde koşan karanlık kara ejder tipi Pokemon daha iyi bir dünya yaratmak istedi. Onun adı Zekrom'du. Diğeri ise beyaz ejder tipi Pokemon
gerçekliği savundu. Ve o iyi bir dünya kurmak istedi. Onun adı Erişirem'di. Bu ikisi bir zamanlar aynı varlıklar oldukları için savaşları sonsuza kadar sürdü. Çünkü eşittiler ve kazanan olmadı. Sadece kendilerini yordular. Sonra ikiz kahramanlar düşündü ki, karar verdi ki tek bir doğru olamaz. Ama iki kahramanın çocukları savaşmaya devam etti. Ve bir süre sonra Zekrom ve Rishiren ışıkla ve ateşle Yunova'yı yok ettiler. Ve sonra ortadan kayboldular. Ama eğer insanlar ve Pokemonlar doğru yolda çalışırlarsa dünyanın yok olması için endişelenmeye gerek yok. Yani diyorum ki Zekrom ve Rishiren herkes için çok çalıştı ve yeni bir ülkeyi kurdu. Şu an her şey yolunda olmalı bence. Evet, doğru. Pokemonlar konuşamaz. Harika. Burada güzel bir hikaye dinledik. Bir zamanlar demek ki Reshiram ve Zekrom yokmuş. Sadece tek bir Pokemon varmış. Ve bu Pokemon sahipleri yüzünden ikiye bölünmüşler. Ve aynı Pokemon'dan ikiye bölündükleri için eşit güçlülermiş. Eşit iki ejder tipi Pokemon'larmış. Ve savaşmaya başlamışlar ve bu savaş sonsuza kadar sürmüş. Bu savaş yüzünden de bizim bölgemiz yok olmuş. Ama Reshiram ve Zekrom daha sonradan çok çalışmışlar ve Yunova bölgesini kurmuşlar. Oldukça sağlam bir hikaye değil mi? Aynı zamanda Drayden şampiyona bize rozeti vermek için söz vermiş. Tabii ki rozeti öyle hayrına vermeyecek. Biz de güçlü bir savaşa girecek. Neden bilmiyorum ki. Bir torpil yapsa da şöyle rozeti elden verse olmuyor muydu? İlla bizi savaşa çağırıyor. O rozet bize lazım. Şimdi burada üst kata çıkıyoruz ve üst katta toplayacağımız bazı itemler var. İlk itemimiz Floatstone. Bu ablamı size bize ne veriyor? Ring Target. Harika değil mi? İki tane itemi şimdiden aldık ve şehri gezmeye artık başlayabiliriz. Şehri gezdikten sonra tabii ki ne yapacağız? Salon lideri Drayden'la, ejder tipi Pokemon'ların ustasıyla savaşacağız. Ama şimdi değil. İlk önce şehri gezmemiz lazım. Tabii şehri gezerken de doğu zikmeşini açmayı unutmuyoruz. Çünkü buralarda gizli itemler olabilir. Ve bir tanesi şu an tam karşımda. Bir Maxipel bulduk. Harika. En sevdiğimiz item. Pekala, bence Pokemon merkezine de gidelim. Pokemonların HP'leri fena durumda değil. Onlar iyi durumda ama ben yine de hemşire Joy'umu görmek istiyorum. O güzel parmaklarıyla Poketoplarını tutsun, HP'leri mükemmellesin ve bana geri versin istiyorum. Teşekkür ederim hemşire Joy, benim için bu iyiliği yaptığın için. Herkese mi yapardın? Olsun, yine de teşekkür ederim. Selam teyzeciğim, bana verecek bir şeyin var mı? Tabii ki yok. Buradan almaya istediğim bir item yok. Burada da yok. O zaman şimdilik Pokemon merkezinden çıkalım. Şehri gezmeye başlayalım. Kuzeye gidelim bu sefer de. Ufak bir şehir zaten. Burada yapacak çok şeyimiz yok. Birkaç tane gizli tam varmış gibi görünüyor. Onları alabiliriz. Bir Ultra Ball. Ve burada bir Battle House var. Rotation Battle'lar varmış burada. Burası güzel bir ev. Her gün buraya gelip üst kattaki ve bu kattaki arkadaşlarla birer kez savaşabiliyoruz ve böylece Pokemon'larımızı kasıyoruz. Ben de bugün burada savaşacağım, bir kere de olsa. Savaşlar başlasın. Böylece iki itmeni yendik. Oldukça kolay savaşlardı. Burada Pokemon'larımızı her gün gelip birer kere savaşarak kasabiliriz. Ama üst kattan aldığımız XP beni hiç tatmin etmedi. Hiç güzel bir XP değildi. Pekala, bu evde ne varmış? Selamlar. Bana verecek item olan var mı? Tabii ki bir Destiny Note bulduk burada. Ben de şimdilik şehri gezdiğimiz yeter. Artık salon lideriyle savaşmak için hazırlıklar yapabiliriz. Ve salon liderinin yeri burası. Opelousus şehri Pokemon salonu. Lider Drayden. Büyük Spartan diyor. Bakalım gerçekten de öyle mi? Onunla savaşmak için hazırlıkları yapmaya başlayabiliriz. Baştaki Pokemon'umuz
Pompa olacak tabii ki. Bu salonu counterlamak için başka Pokemon'umuz yok. Ve Pompa'nın hangi saldırısını kullanacağımızı zaten biliyoruz. Tabii ki daha önce öğrettiğimiz buz tipi saldırı Blizzard. Ama sadece 5 PP'si var. Bu PP sayısı çok ama çok az. Neden derseniz, hem salon lideriyle savaşırken 5 tane az olabilir. Çünkü ekorisi de düşük, 70 mis vurma ihtimali var. Aynı zamanda salon lideriyle savaşmadan önce belki 10 tane eğitmenle savaşacağız. İçerisi eğitmen kaynıyor. O yüzden ben daha önce bulduğumuz vitamin haplarıyla bu saldırının PP'sini biraz arttırmak istiyorum. PP haplarla. Kaç tane? 2-3 tane arttırsak herhalde bize yetecektir. Blizzard. 2 3 Bir tane de benden. 4 4'ü yapamıyoruz. 8'de kaldı. Olsun, 8 bize yeter de artar. Onun dışında şimdi düşündüm ki bazı eğitmenlerin 3-4 tane Pokemon'ları var. 3-4 tane Pokemon'u ardı ardına Blizzard'da vurmak zor olabilir. Dediğim gibi onun ekorisi sadece 70, ıskalayacaktır. Belki birkaç tane X ekorisi alırsak bizim işimize yarayabilir. O yüzden AVM'ye geri geldim. AVM'den X ekorisi almak için. AVM'ye giriş yapıyoruz ve X ekorisinin olduğu yere gidiyoruz. Birkaç tane X ekorisi alalım. Pekala, X ekorisi sanırım en üst kattaydı. Selam, sende ne var? Vitamin hapları. Hayır, vitamin haplarıyla ilgilenmiyorum. Peki ablacığım, sende ne var? Harika, battle item var. Sanırım bu seride ilk defa battle item kullanacağız. Ve 5 tane alıyorum ne olur ne olmaz diye. Üzerimizde çok para birikmiş, çok mutlu oldum. Tekrardan zengin olduk. Harika, yakında yeni TM'ler vesaire alabiliriz eğer lazım olursa. Hoşçakalın. Şimdi salon lideriyle savaşmaya hazırız. Umarım hazırlıklar doğru hazırlıklardır. Umarım salon lideriyle savaşırken başarılı oluruz. Çünkü ezer tipi Pokemon'lar oldukça zorlu Pokemon'lar. Bakalım gerçekten de öyle mi? Opalitur şehrine geri geldik ve salon liderinin yanına hızlıca ilerliyoruz. Ve salon oldukça korkunç görünüyor. İki tane ejderha kapısıyla. Kır saçlı garip abim benim. Sen yine buradasın. Yine bana bir bardak su vereceksin. Dinleneyim diye, soluklanayım diye. Gerçekten harikasın. Ve salon hakkında tabii ki bilgiler veriyor. Salon ejderha şeklindeymiş. İlerleyince bunu fark edeceğiz zaten. Ama ilerlemeden daha karşımıza bir tane eğitmen geliyor. Onunla savaşacağız. Savaş başlasın. Tamam, tek Pokemon'luk çok kolay bir savaştı. Onu hızlıca yendik tek saldırıyla. Neyse ki ıskalamadı. Tek Pokemon'la karşılaştığım için tabii ki orada şeyi kullanmadım. X-Security'yi. Ama birden fazla Pokemon olan eğitmenle karşılaşırsam X-Security'yi kullanabilirim. Burada ejderhaların üzerinde yürüyoruz vücutlarında ve yollar tıkanıyor. Yollar tıkandığı zaman yolumuzu değiştiriyoruz. Ve ufak bir bulmaca gibi bir şey var. Bulmaca denemez fazla ama... ejderhaların kollarında butonlar var. Yüksekten onların üzerine zıplayınca o butonlar çalışıyor ve ejderhalar hareket etmeye başlıyor. Yönleri değişiyor. Birlikte hep beraber bakacağız ejderhalar nasıl hareket ediyormuş. Ve burada bir eğitmen var. Savaşacağız. Savaş başlasın. Şanslı günümüzdeyiz. Hala ıskalamadık. Evet, bulmaca kısmı burada. Yukarıdan aşağı zıplıyoruz. Buton üzerine sertçe oturduğumuz zaman ejderha hareket etmeye başlıyor ve kafası yön değiştiriyor. Biz de sürekli koluna zıplayacağız, kafasına koşacağız. Koluna zıplayacağız, kafasına koşacağız. Böylece doğru yolu bulmuş olacağız. Zaten dediğim gibi çok da bulmaca gibi değil. Yolu bize gösteriyor. Ve burada bir savaş daha bizi bekliyor. Savaş başlasın. Evet, bu eğitmenin iki Pokemon olduğu için X-Security'si kullandım ve işe yaradı. Oldukça iyiydi. Ejderhanın bir koluna zıpladık ve kafası yine hareket etti. Artık beni üst kata götürebiliyor. Biz de kafasında koşmaya başlıyoruz. Kafasına doğru yürüyoruz ve üst kata geldik. İlerlemeye devam. Bu arada Pokemon'umuzun
ne kadar PP'si kaldı? Blizzard'ın ne kadar PP'si kaldı? Ona bakmak istiyorum. Yoksa savaşlarda sıkıntı yaşayabiliriz. Vuracak başka hareketimiz yok. 4 PP bence bizim için yeterli. Karşımızdaki rakibin 4 tane Pokemon'u yoksa yeter de artar diye düşünüyorum. Umarım yoktur. Savaş başlasın. Blizzard henüz hiç ıskalamadı. Kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Tabii ki X-Securities'in de arada yardım oluyor. Bir kola daha bastık. Bir an sanki yanlış kola basmışım gibi hissettim. Emin olamadım gerçekten de öyle mi? Bu yolda ilerleyemiyoruz. Tamam, burası tıkalı. Geriye doğru gitmem gerekiyor. Sanırım yanlış yol değil. Çünkü yeni bir eğitmen gördük. Savaş başlasın. Bu savaşta biraz şanssızlık. Bir an kendimi Fainted olarak bulacağım sandım ama sıkıntı olmadı. Sanırım bulmaca daha bir tık daha ilerledik. Bir kola daha bastık ve Ezer kafası tekrar hareket etmeye başladı. Bakalım bu sefer bizi nereye getiriyor. Ve Drayden'ı en tepede görüyorum. Umarım onun yanına varabiliriz. Selam. Hani eğitmen? Hani eğitmen? İşte bir eğitmen. Savaş başlasın. Ama hazırlıksız girmişiz savaşa. Çok ama çok korktum. Fainted olmaya çok yakındık. Gittim Ether kullandım savaşın ortasında. Hiç yapmadığımız şey. Evet, bulmacanın sonuna bir tık daha yaklaştık. Bir ele daha atladık ve kafayı hareket ettirdik. Ejderha kafasında koşmaya devam. Peki bizi nereye götürüyor? Hiçbir yere. O zaman ters yönde ilerliyoruz. Bakalım ters yönde nereye gideceğiz? Koş 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 koş. Koş 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 Emre. Ve... daha önce geldiğimiz yere döndük. Peki neden? O zaman şöyle geriye doğru koşup farklı bir şeyler deneyelim. Bıp 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 bıp. Neyi yanlış yaptık acaba? Bıp 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 bıp. Tamam, aynı yolda ilerleyeceğiz. Buraya geldik. Bu amcayı geçtik. Amcayı geçtikten sonra buradaki ele zıplamıştık. Bunu yukarı kaldırmıştık. Ama bunun yine yukarıda olması gerekiyor. O yüzden aynı yolu tekrar geçeceğim. Yanlış yapmak istemiyorum. Biz sağ taraftaki eli kaldırmamışız. Onu kaldırmamız gerekiyor. Bu sefer onu kaldıracağız. Umarım başarabiliriz. Umarım burada son salonda sonsuza kadar kaybolmayız. Soldaki ele bastık. Tekrar kaldırdık. Kafa hareket etti. Şimdi sağdaki eli kaldırmak için çalışmamız gerekiyor. Umarım doğrusunu yaparız. Böyle geldik. Burada eğitmenle savaştık. Aşağı tek gidiş var zaten. Aşağı ilerlemeye devam ediyorum. Tamam. Evet, buradan biz kuzeye mi ilerledik az önce? Öyle mi yapmışız? Yanlış yapmışız. Savaş başlasın. Sanırım bulmacanın sonlarına çok ama çok yaklaştık. Az kaldı. Bir üst kata daha çıkıyoruz. Başka eğitmen var mı? Yoksa direkt salon liderine mi gidiyoruz? Çok ama çok merak ediyorum. Tamam, bu abinin arkasına geçmişiz. Harika. Şimdi sağdan gidebiliriz. Ve doğru yolun burası olduğuna eminim. Ama bir eğitmenle savaşacağız. Savaşımız başlıyor.
Blizzard'la neredeyse hiç ıskalamadık. O yüzden kendimi çok ama çok şanslı hissediyorum. Buradaki kolu kaldırmamız gerekiyordu. Aynen, bu sefer bu kolu kaldırdık ve sanırım bulmacayı çözdük. Ve kafamız tabii ki salon liderine gidiyor. Harika, şimdi onunla savaşmaya başlayabiliriz. Selam Drayden, bulmacanı çözdüm. Umarım güzel bir maç olur. Tabii ki maça başlamadan önce hadi çantamıza şöyle bir girip bakalım. Çünkü bir tane Eater kullanmak zorundayız. En azından çünkü hiç Blizzard'ımız kalmadı. Hani Eater? Bıp 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 bıp. Blizzard. Harika. Blizzard'ı doldurduk. Artık savaşmaya sanırım hazırız. Savaşın başında X-Security kullanmaya çalışacağım. Umarım bu bizi başarısızlığa götürmez. Çünkü bir round otomatikman kaybedeceğiz. Selam. Hoş geldin. Geldiğin için teşekkürler. Ben Operasit Pokemon Salon Lideri Drayden. Ben bir büyük olarak bu şehre her şeyimi verdim geliştirmek için. Bir eğitmen olarak da güçlenmek için her şeyimi verdim. Ama tamam, parlak bir geleceği gösterecek bir eğitmeni arıyorum şimdi de. Sanırım o biz oluyoruz. Savaş başlasın. Emre Brayden'a karşı. Savaşımız başlıyor. Drayden'a karşı. Savaşımız başlıyor. Bakalım bu savaşı kim kazanacak? Karşımız o kadar heybetli duruyor ki gerçekten de bizi ürkütüyor. Ve ilk Pokemon'u tabii ki bir Ezreal tipi Pokemon. Hiç şaşırmadık ve sadece 41 level. Bizim Pokemon'umuz ise bu salonda çok fazla level atladı. Şu an 45 level. Ama yenmek o kadar da kolay olmayacak. Ne de olsa o bir salon liderinin Pokemon'u. Şimdi yaptığımız planı uygulamaya başlayalım. Battle item aldık. X-Security'ler, Blizzard'lar ıskalamasın diye. İlk round'u kaybedeceğim ve pompayı bir tane kullanacağım. Ama bundan sonraki 3 Pokemon'da Blizzard'ın ıskalama ihtimalini oldukça düşüreceğim. Umarım işe yarar. Ve Dragon Dance geldi. Dragon Dance çok ama çok tehlikeli bir hareket. Hem hızını hem statlarını arttırıyor. Bir kere hızını alıp vurmaya başladıktan sonra bütün Pokemon'larımı tek atacaktır. O yüzden daha fazla onu kullanmadan önce tek atmam lazım Blizzard'la. Ve bir Dragon Dance geldi. İkincisi oldu bu. Üçüncüsü olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama saldırmaya başlarsa bizim için çok tehlikeli olacak. Neyse ki Blizzard ıskalamadı. Harika. Bence şanslı günümüzdeyiz. Blizzard çok ama çok az ıskaladı. Tabii ki X-Security'nin faydasını da burada unutmayalım. Bir sonraki Pokemon'un da tabii ki Ezreal tipi Pokemon olacak. Bizim X-Security'miz de üzerimizde duruyor. O yüzden bu Pokemon'da bir round kaybetmeyeceğiz. Onun Core Pokemon'u geldiğinde hiç endişelenmemize gerek yok. Bir round kaybetmeden direkt Blizzard'la saldırmaya başlayacağız. Ve bir sonraki Pokemon'u geldi. Bakalım Blizzard ıskalayacak mı? Yine ıskalamadı. Teşekkürler. X-Security vurmaya devam ediyoruz. Blizzard'ın accuracy'nin düşüktüğü beni açıkçası endişelendiriyordu. Ama sıkıntı olmadı. Bu arada bizim TM çantamızda bir önceki salondan aldığımız boost tipi bir hareket var. Frost Breath diye bir hareket. Hani 40 atak power olan, her zaman kritik vuran hareketimiz. Onu da burada kullanabiliriz. O da güzel bir hareket. Hem ıskalama ihtimali de çok ama çok düşük. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben onu hiçbir Pokemon'uma öğretemiyorum. Umarım siz öğretebiliyorsunuzdur. Onun Core Pokemon'u geldi. Tam 43 level. Kocaman bir ejderha. Umarım Dragon Dance ve bizden zaten çok daha hızlıymış. Dragon Dance kullanıp hızını daha da arttırdı. Atağını daha da arttırdı. Iskalarsak başımız belada. Çünkü çok fazla vuracaktır ama ıskalamadık. Blizzard'da son darbeyi indirdik mi? Kazandık mı savaşı? Evet, tek atmaya yetti. Teşekkürler Drayden şimdiden Rosette için. Sayende Pokemon Ligi'ne gidebileceğiz. Çünkü bu bizim ihtiyacımız olan son rozetti. Ve 4300 Pokemon'ları saldık. Pompa 47 level oldu salonda. Kaç level girdik, kaç level çıktık? 5160 Pokemon'ları saldık. Harika. Seninle savaşma şansı bulmak benim için harikaydı. Çok minnettarım. Ve böylece son rezultatımızı almış olduk. Legend Badge'i. Pekala, şimdi sen Unova'daki bütün rozetlere sahipsin. Bütün Pokemon'lar senin emirlerine uyacak. Aynı zamanda bu TM'yi sana vermek istiyorum. O Dragon Tail. Harika. Ejder tipi bir saldırımız oldu. Bunu Pokemon'larımızdan birine öğretebiliriz. Ve yanılmıyorsam Pompa bunu öğrenebiliyor. Artık Pompa'nın ejder tipi bir saldırısı da olacak. Ejder tipi Pokemon'ları bu saldırıyla counterlayabiliriz. Blizzard'ın dışında bir saldırımız daha oldu. Dragon
Dragon Tail hasar gören Pokemon'u Poke Topuruna geri gönderen bir harekettir. Harika. Geldiği yere geri gönderiyormuş. Oldukça iyi değil mi? Ben bu hareketi çok sevdim. Victorino'da Rota 10'dan ulaşabilirmişiz bu bilgi için de. Ayrıca teşekkürler Drayden. Şimdilik hoşça kal. Ben Victorino'da gidiyorum. Aa Juniper. Ne haber ne yok? Nasıl gidiyor? Merhaba. Drayden her zaman gibi güçlü mü? Efsane bir Reshiram'in diriltişiyle alakalı rapor vermeye geldim. Ama Extra Silver'ı aramaktansa yüz yüze konuşmak daha iyi olur diye düşündüm. Ve sonuç olarak hiçbir şey bulamadım. Nasıl uyandıracağımızı bilmiyorum. Ama Juniper beni bir an umutlandırdın. O Pokemon'u uyandırmamız lazım. Ve tüm rozetleri topladığımız için çok ama çok sevindi Juniper. Ve Nuvema kasabasından bu yana çok fazla değiştiğimizi, geliştiğimizi söylüyor. Bunu bizim fark etmediğimizi söylüyor. Ve bizi alıp götürüyor Rota 10'un girişinin dibine kadar. Sanırım orada bize vereceği bir şey var. Aynı zamanda yolu göstermek istiyor. Bu geçit Rota 10'a gider. Ve ondan sonra rozet kontrol noktasına varacaksın. Ve Pokemon Ligi'ne girebileceksin. Teşekkür ederim. Tamam, yolculuğa çıktığına pişman mısın diye sordu. Ben de yanlışlıkla evet dedim. O yüzden Juniper çok ama çok üzüldü. Her şeyi bana söylemesen de olur dedi. Ve benim için bir hediyesi varmış. Ve hediyesi bir Master Ball. Şu andan itibaren bir tane Master Ball'umuz var. Master Ball sayesinde her Pokemon'u yakalayabiliyoruz. Tek atışta oldukça iyi değil mi? Bunu eminim ki çok güzel bir yerde kullanacağız. Ama bu bölümde değil. Çünkü bu bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.